konusuyla gerilen siyasi gündem. Sayın seyirciler, bu arada hemen İstanbul Adliyesi'nde Tarkan Topstar, Tarkan'ın çıkışını görüyorsunuz. Gazetecilerden çok da fazla net görülemiyor ama 4 günlük gözaltı sonrasında adliyeye sevk edildi ve sorgusunun ardından yarım saat kadar önce serbest bırakıldı. Megastar Tarkan. Açayım mı? İstanbul Adliyesi'nden haber merkezlerine yansıyan son görüntüler. Bunlar canlı olarak gördüğünüz görüntüler ve Tarkan serbest. 4 gün göz altında tutuldu İstanbul Emniyetinde. Uyuşturucu kullanmak veya ticaretini yapmak. Hayranlarım. Evet, bir açıklama yapıyor şu anda. Bütün sanatçı arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Benim bütün sevenlerim çok desteklediler çünkü bu süreçte. Ne kadar sevildiğimi bir kez daha anladım. Çok teşekkürler. Yakın zamanda daha geniş çaplı bir açıklama yapacağım. Tarkan, bu 4 teşekkürler. 4 gün nasıl geçti? Ben anlamadım. Anlatıyorum yok. Arkadaşlar, kaçmar oldu. Evet sayın seyirciler, 4 gün boyunca İstanbul Emniyetinde gözaltında tutuldu popstar Tarkan beraberindekilerle birlikte hayranlarının çığlıklarını duyuyorsunuz. Şu anda muhabirimiz Deniz Tüysüz İstanbul Adliyesi'nde. Deniz. Evet Ece, uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 gün önce gözaltına alınmıştı Tarkan ve bu sabah saatlerinde de Beşiktaş'ta bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk olmuştu. Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık tarafından ifadesi alındı. Ve bir saat önce de kendisiyle ilgili, yarım saat önce de kendisiyle ilgili karar çıkarıldı. Ve savcılıktan serbest bırakıldı. Tarkan'ın görüntüleri şu anda canlı görebiliyorsunuz. Şu anda burası gerçekten çok kalabalık. Hem basın mensuplarının yoğun ilgisi var hem de Tarkan severlerinin ilgisi var burada. Gerçekten güçlükle ilerliyor kendisi arabasına doğru. Şu anda çok net bir şekilde görebilirsiniz Tarkan'ı ama basın mensupları neredeyse etten duvar örmüş durumda Tarkan'ın. Peki Tarkan savcılık ifadesinde neler söyledi? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak kullanıcı olduğunu kabul etti. Kimden bu madde, kimden temin ettiğini itiraf etti, söyledi. Ancak uyuşturucu kullananlara yer temin etmek iddiasını ise reddetti. Şu anda da çıkışı gerçekleşiyor Tarkan'ın Beşiktaş'ta bulunan İstanbul Adliyesi'nden. Ve Tarkan ayrıca ifadesinde pişman olduğunu söyledi. Kendisi için öncelikli olarak hayranları adına üzüldüğünü, özellikle de yaşı küçük hayranları adına üzüldüğünü, böyle bir olaya karışmak istemediğini söyledi. Tarkan'ın şu anda yoğun bir kalabalık bir basın ordusu izliyor. Şu anda da ekranlarınıza geliyor. İşte Tarkan arabasından el sallıyor kendisini sevenlere. Gayet mutlu gözüküyor. Zaten içeriden aldığımız bilgilere göre Tarkan ifadesi boyunca da morali hiç bozuk değildi. Gayet keyifli olduğunu söylemiş avukatlar. Evet, şu anda arabasına bindi. Ve Tarkan İstanbul Adliyesi'nden hareket ediyor. Ekranlarımıza da yansıdığımız gibi canlı yayında, işte basın mensuplarının yoğun ilgisi var. Neredeyse arabası hareket edemiyor basın mensuplarının ilgisinden. Tarkan sabah saatlerinde buraya getirilmişti ve yoğun güvenlik önlemleriyle getirilmişti. Kendisinden görüntü alma imkanımız pek mümkün olmamıştı. Getirildikten sonra sağlık kontrolü için adli tıpa sevk edilmişti burada bulunan ve ardından da saat 13.30'da da ifade verme işlemi başlamıştı. Tam 55 dakika sürdü Tarkan'ın ifade verme işlemi. Kullanıcı olduğunu kabul etti tekrar söylemek gerekirse ama kullanmak için kimseye yer temin etmediğini söyledi. Kimden aldığını itiraf etti ve pişmanım, özellikle de genç hayranlarım için üzülüyorum. Bu şekilde medyada isminin bu şekilde yer almasını istemezdim. Evet, şu anda Tarkan adliyeden ayrılıyor. Yoğun bir kalabalık onu izliyor. Hem basın mensupları hem de Tarkan severler. Onu burada da yalnız bırakmadı. Ve şu anda işte ekranlarınıza geliyor. Tarkan
arabasıyla adliyeden yavaş yavaş ayrılıyor Ece. Papa abi Evet sayın seyirciler, Türk pop müziğinin yıldız ismi Tarkan uyuşturucu operasyonda 4 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest kaldı. Sabah adliyeye getirilmişti ve yaklaşık yarım saat önce savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Hayranlarının büyük ilgisi, yoğun ilgisi altında jipiyle İstanbul Adliyesi'nden uzaklaşmaya çalışıyor ama etten bir duvar örülmüş vaziyette, gerek basın mensupları